İlk gittiğim sene işte günde bir saat falan uyumak suretiyle bir koca yıl geçirdim. Bir saat. Daha ne olsun yani, saydıklarını zaten. Ha, balık kraker, işte Yellow, şey, Lipton falan, hepsi böyle görselleri geliyor. The Man with the Iron Fist, Russell Crowe'un da oynadığı bir film. Kaşa neden yerleştin ve ondan sonraki hayatın nasıl şekillendi? Bu arada gülüşüyoruz çünkü bu ikinci kaydımız bizim. Başta. Prodüksiyondan biriyle çalışınca iş daha kolay oluyor. Efendim, bugünkü konuğum çok eski bir arkadaşım Batuhan Özer. Biz Ayrancı Lisesi'nde beraber bir müzik grubunda çalma şansına nail olmuştum. Ben kendi açıma söylüyorum. Umarım onun için de öyledir. Liseler arası alta mikrofon şarkı yarışmasında Batuhan'ın bestesi ve müziği olan bir parçayla İstanbul'a gidip oradaki finallerde çalma şansımız olmuştu. Bu tabii ki bir işin bir bölümü. Hoş geldin Batu, ne haber? Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba Emre. Ne güzel seni tekrar görmek. Bu arada gülüşüyoruz çünkü bu ikinci kaydımız bizim. Başta çünkü bir ufak bir hata yapmışım. Olabilir böyle şeyler. Şimdi Batu ile sizi tanıştırmak istememde iki tane temel sebep var. Ben iki yönüne çok özeniyorum kendisinin. Birincisi, çok yetenekli bir adam. Yani kendisi müzikal anlamda da benim çok örnek aldığım, çok şey öğrendiğim bir insan. Aynı zamanda da çok başarılı bir çizer. Üç boyutlu animasyonlarda çok iyi, karakter animasyonlarında çok iyi. Batu, tekrar hoş geldin. Şimdi bu senin özellikle bu çizer tarafıyla ilgili, bu özelliğinle ilgili konuşmak istiyorum seninle. Çok yakın zamanda bir belgesel tamamladım. Yapımcı yönetmenliğini yaptım, Öze Dönüş isimli. Ve bu yönüyle çalışma fırsatım olmamıştı. Kendisinden bir hikaye için çizim yapmasını istedim ve o kadar güzel bir iş çıkarttı ki gerçekten. Biraz o görüntüleri göstereyim, sonra devam edelim. Meyveler çok güzel, çok lezzetli. İşte onların kabuklarını acaba kullanarak ben yine üretim yapabilir miyim diye sormaya başladım. Ardından da evde kendi yediğim meyvelerin kabuklarının ilk işte bir mandalina kabuğundan Pringles kapağına bir döküm yaptım. Ardından evet, yapabiliyormuşum, çok da güzel oluyormuş dedim. Ve bu görüntüleri o kadar kısa bir zamanda çıkarttı ki gerçekten kendisine hayranlığım arttı bu sayede. Tekrar eline sağlık Batu, Teşekkür teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Diğer bütün özellikleriyle üstünden gideceğiz. Kimlerle nerelerde çalışmış, çok büyük işler yaptı. Onları size anlatacağım birazdan ama ilk olarak bu çizme işlerinin nasıl başladığıyla ilgili hikayesini dinlemek istiyorum. Batu, nasıl başladın sen bu çizme işlerine? Özenti. Babama çok özeniyordum ben. Babam çünkü çok yetenekli bir adam. Elektrik mühendisliği olmasının haricinde bir de eli de çok düzgün bir kişiydi. Galiba onu da çok gördüm ve çocukluğumda onun yüzünden başladım yani çizmeye. Sonra tabii ki hiç durmadan devam ettim. Elbette ki bana çok kızıyorlardı bir de üstelik. Çünkü çok fazla kırtasiye masrafı çıkıyor. Çok fazla kağıt, kalem ve boya harcıyorum falan. Ama çok durmadım yani. Biraz da dediğim gibi hep inatçı bir insanım yani. Bir şeyi başaracaksam eğer, yani sonuna kadar gitmeyi tercih ediyorum hep. Sonra bir iş ilanı gördüm. Gazetede gördüğüm çizim yetenekli insanların işte animasyon filmleri yapımında kullanılacağına dair öyle bir iş ilanı gördüm gazetede. Bu arada o kadar eski bir hikayeden bahsettiğimizi buradan çıkartın. İş ilanını gazeteden görüp gidiyor. Evet. Seneyi de söyleyeyim mi? Söyle eğer istiyorsan. Yıl 1996. 96'da öyle bir iş ilanıyla animasyon stüdyosuna gittim. Animasyon yapmayı da istiyorum. Ben de o sırada yani küçüğüm yani. Sonuçta 22 yaşındayım. Küçüğüm derken yani gencim. Neyse beni işte denediler. Bir şeyler çizdirdiler. Sonra hemen ertesi gün ya başla işe falan dediler. O olur dedim ben de. Zaten yani gece hayatında biliyorsun müzik de yaptığımız için bir zamanlar o gece hayatının şaşalı ve yorucu temposundan sıkılıp hani kendimi gündüz bir işine çevirme şeyim vardı, hedefim ya da öyle bir isteğim vardı. Çünkü vampir gibi yaşıyordu. Yani gece çalış, gündüz uyu şeklinde. Derken yani animasyona büyük aşk yaşadık yani animasyonla. İnanılmaz büyük bir süratle ilerlemeye kaydettim. Bir de çünkü çok istekliyim ve de çalışmayı da sevdiğim için. Bir de öyle tutkulu bir meslek ki yani. Dolayısıyla öyle başladım diyebilirim yani nasıl. Şimdi ben Batu'yu dediğim gibi çok eskiden beri tanıyorum ama tevazulu insanlarda şöyle bir özellik var. Kendi yaptığı işleri böyle burnuna sokmazlar, göstermiyorlar şunu bunu yaptım falan diye. Ben bu konuşmayı yapmadan önce biraz ufak bir araştırma yaptım kendisi için ve IMDb'de profiline denk geldim. Batuhan Özer, siz de bakın isterseniz. İki tane
uzun metraj işte ismi geçiyor. Bir tanesi sizin de, ben çok seviyorum o filmi, çok eğlenmiştim. Bana Masal Anlatma'nın açılış jeneriğinin animasyonunu yapmış. İkincisi ise uluslararası Hollywood filmi midir bilmiyorum. Sen şimdi açıklarsın. Animasyon ekibinde çalışmış. Biraz onu anlatır mısın abi? Nedir o işin hikayesi? The Man with the Iron Fist, Russell Crowe'un da oynadığı bir film. Yönetmeni kimdi şu an tam hatırlayamıyorum. Ama büyük şanstı bizim için. Çünkü öylesine büyük bir prodüksiyona dahil olabilecek. Yani Türkiye'de çok fazla firma yok. Birlikte çalıştığımız çok, hepsi birbirinden aşırı yetenekli 8 tane arkadaşım vardı. Hepsi 3D'ci ve yani kompozit programlarda zaten çok yani Türkiye'deki çok üst düzey insanlardan yetenek anlamında. Bize öyle bir büyük bir şans denk geldi gerçekten. Ben de içinde olduğum için böyle yani mutluluk duyduğum bir projedir aslında. Orada Roto Animasyon dedikleri bir departmanda çalışıyordum ben. Hatta adamın adını şimdi yanlış mı söyleyeceğim acaba? John Batista şimdi işte Guardians of the Galaxy'lerin Drax rolünde oynayan adamın 3D modeli geldi önüme ve onun animasyonlarını yaptım. Çünkü o da böyle değişik bir karakter o filmde. İnanılmaz bir deneyimdi. Yani çok da güzel bir film oldu bizim için de. Videonun başında bahsettiğim, özendiğim iki tane özelliği var demiştim. Bir tanesi yetenekler, ikincisi ise Kaş'ta yaşıyor olması. 5 yıldır Batu Kaş'ta yaşıyor. Şimdi Kaş'a yerleşme hikayesini özellikle hani paylaşmanı istiyorum, ama ondan önce senin Ankara'daki çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra ki İstanbul yolculuğun var. Bir orayı anlatsana. İstanbul senin için nasıl geçti? Yani ne tür avantajları oldu? Ne tür sıkıntılarla karşılaştın? Çok büyük sıkıntılarla karşılaşacağımı düşünerek Ankara'dan İstanbul'a yerleşmeden önce kendime 2 yıllık bir çalışma planı, yani gelişme planı koymuştum. O 2 yıl boyunca kendimi geliştireceğim ve İstanbul'a gittiğimde, çünkü orası aslan ağlı. Yani çok büyük firmalar var ve çok yetenekli insanlar olabilir. Daha önce gitmediğim için hiç bilemediğim bir sınırı olabilir. Oraya yaklaşmaya çalışmıştım ama İstanbul'a gittikten sonra fark ettim ki yani yine yeterli değilmişim. O yüzden ilk gittiğim sene işte günde bir saat falan uyumak suretiyle bir koca yıl geçirdim. Bir saat? Bir saat bile, yani o bile sürpriz. Yani çünkü hiç kimse tanımıyor seni orada. Gelmişim işte bir işlerde çalışıyorum. Animatörüm ama dijital ajansta grafik tasarım, işte arayüz tasarımı falan yapıyorum. Ama neyse, bir yerden başlamak lazımdı sonuçta. Dolayısıyla çok fazla uğraştım asıl yapmak istediğim mesleğe geçebilmek için. Freelance çok çalıştım. Tabii ki o da bütün hayatın dengesini bozuyor elbette ki. Çünkü gündüz normal işte çalıştığın, düzenli çalıştığın işte çalışıyorsun. Ama akşam 7'den sonra başka bir firmaya gidip sabahlara kadar çizim yapıyorsun gibi bir durum oldu. Ama hiç pişmanlık duymuyorum bundan ötürü. Çünkü tam da işime yarar bir yere beni sürükledi. Yani akıntı beni öyle tatlı bir yere bıraktı ki hangi iskelede duracağımı iyi bilmişim herhalde, iyi karar vermişim. Ya bocaladın mı peki çok İstanbul'a gittiğinde? Ya ben çalışmayı çok sevdiğim için, biraz öğrenciyken de çok inek bir öğrenciydim zaten. Yani çalışmaktan kaçmak gibi bir şeyim yok. Onu bir, yani öyle bir davranışım yok en azından. Bocalamadım. Sadece ilişkiler, insan ilişkileri, o dönemdeki işte birlikte çalışan insanlarla olan ilişkilerin, yani o tip şeyler seni bocalattırıyor aslında. Tek zorlayıcı tarafı o. Çünkü çekemeyen çok insan oluyor, anlaşamadığın insan oluyor, sevdiği işte beğendiği halde işte altını, yani kuyunu kazan, işte kazık atmaya çalışan, tam tersi de var tabii ki elbette, her zaman olduğu gibi. Bir tek onlar zorladı beni açıkçası. Yani onun haricinde diğer şeyler çok umursamadığım için, daha doğrusu onlara bir, yani onları değerli bulmadığım için galiba o fikirleri. Kendi içimde çalışmak beni her zaman şeyde tuttu, yüzeyde tuttu, yani hep su üstünde kaldım. Peki bunu, yani bu videoyu izleyen, bu konuya çok meraklı olan arkadaşlar mutlaka olacaktır. Senin onlara tutunmak adına, daha doğrusu daha böyle pratik bilgiler vermek adına bir iki önerin olur mu? Mesela atıyorum, portfolyoları nereye yüklemeleri gerekir? Nasıl bir portfolyo hazırlarken neye dikkat etmeleri gerekir? Tek bir imaj yeterli mi? Onun bir mantalitesi var mı dikkat etmeleri gereken, iş almaları için veyahut da devam etmeleri için? Açık konuşmak gerekirse ben hiçbir zaman portfolyo hazırlamadım. Yani hazırladım ama böyle, yani o anda boşluğum varmış ya, bir iş yapmak için yaptım aslında, ama hiç kimse o portfolyolara bakmıyordu benim dönemimde. Bu benim dönemin şey, çalıştığım dönemde tamamen tavsiyeyle
Hani ben gidiyorum işte benim yerime bu arkadaşı alın, o iyidir. İşte ya bir iş yapılacak, kimi tavsiye ediyorsun diye güvenilir bir insana soruyorlar. Sen de onun gözünde eğer o şeyi oluşturduysan eğer o etkiyi, aa işte filanca kişiyi arayalım, o iyidir bu işte diyorlar. Genellikle bu işler böyle ilerledi. Bu benim için yani bu portfolyo hiç önemsizdi aslında. Yani Türkiye şartlarında şimdi bizde yani uzun metraj film çok nadir oluyor, animasyon filmi yani. Bir tane anima yaptı yani yıllardan sonra. Reklam işinde çalışılıyor genellikle ve onlar da kısa süreli işler. Dolayısıyla çok büyük artistik şeyler beklenmiyor aslında. Bilemiyorum yani nasıl cevap vereceğimi. Daha doğrusu doldurabildim mi bu cevabın? Bence çok önemli bir mesaj verdin aslında. Burada bence şey kısmı çok önem sarf ediyor. Kişilik özelliği denen, yaptığın işin iyiliği evet. Yanında kişilik özelliği. Yani birinin seninle çalışabiliyor olması, rahat çalışabiliyor olması, o hissi veriyor olmak da bence aslında yani portfolyo kadar değerli. Bence buradaki mesaj bana kalırsa bu. Kesinlikle çok doğru bir şey. Yine çok doğru bir şey. Parmak bastın. Genelde karakter özelliklerine, ortak çalışabilme, takım arkadaşı olabilme gibi özelliklere elbette bakıyorlar. Bazı şirketlerde ise yani bu mesela neredeyse birinci sırada filan. Yani yaptığın işler nasılsa bu, çünkü bazı konularda hani artistik bir bilgim var ama teknik bilgilerim var. Bazı artistik bilgilerde sonuçta elinde çalıştırıyorsun, bunu geliştiriyorsun aslında. Zamanla geliştirilebilir şeyler olabilir ama önemli yani birinci sırada bence de evet karakteristik özellikler yer alıyor. Çok kısa birkaç tane böyle tanımaları için işlerini birkaç örnek verebilir misin? Ben Lipton'u biliyorum mesela. Lipton poşet çayının animasyonunu yaptığını biliyorum. Böyle birkaç tane şey var mı? Belki onları da gösteririz sen konuşurken. Gururla sunabileceğim iki tane projem oldu bu İstanbul'da geçirdiğim 10 yıllık süre içinde. Birincisi Sony Ericsson T100 telefon vardı bir tane. Onun reklamı, çizgi animasyon yapıldı. Ve çok harika bir 5 kişilik animatör grubu ve toplamda 13 kişilik bir ekiple 1,5 ayda falan çıkarttığımız bir işti. Çok gururla çıkartmıştım o işi. Bir de balık krakerler. En yani galiba her şeyimi, yani bütün birikimimi koydum. İlk seneki balık krakerler filmi. Orada hem animasyon yönetmenliği hem karakter tasarımlarını, storyboardlarını, animatiklerini yapmıştım. Çok başarılı animatör arkadaşlarımla birlikte çalıştık. Bu ikisini birinci sıraya falan koyabilirim. Tabii ki yani Petito reklamları var mesela. Oradaki karakter tasarım sürecinde de ben yine başta yer almıştım. Onun haricinde yani çok böyle kilit nokta olabilecek süper diyebileceğim başka bir şey aklıma gelmiyor. Yani. Daha ne olsun yani saydıklarını zaten yani böyle insanların böyle artık beynine kazınmış. Sen her birini söylerken böyle balık kraker, işte yellow, Lipton falan hepsi böyle görselleri geliyor. O da ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Yani biz tabii reklam kuşağıyız birazcık da çok izledik ama. Fakat şunun altını kesinlikle çizmeliyim. Yani birlikte çalıştığım o 8 kişilik arkadaş grubundan, yani iş ortağı grubundan bahsediyorum ya. O projede yine aynı 8 kişiyle çalışmıştım. Ve yani tek başına olacak bir iş değil. Yani hepsinin kalemi ayrı yerde dokunuyor. Ve gerçekten toplu olarak çok süper bir projenin içinde bulunmuş olmak bile yani o bile harika bir his zaten. Ya bazı şeyler işte böyle hayatta insanın karşısına bir defa çıkıyor o şans. Yani bütün hepsi evet. Yani öyle bir uygun proje geliyor, doğru arkadaşlıklarım var, doğru bir ekibim var falan. Böyle hani hayatta bir defa başımıza gelebilecek şeyler senin başına da gelmiş olması tabii ki sana ne kadar keyif verdiğini tahmin edebiliyorum abi yani ne kadar şanslısın. Kaş'a taşınma hikayesini çok kısa bir üstünden geçelim. Sen Kaş'a neden yerleştin ve ondan sonraki hayatın nasıl şekillendi? Şöyle tabii ki harika işlerde bir güzel projelerle çalıştıktan sonra insan ister istemez galiba bir doyuma ulaştığını düşünüyor galiba. Ben de o raddeye geldiğime inandım ve çok yakın bir arkadaşıma işte ben bir kasaba şehri yani sahil kasabasına yerleşmek istiyorum diye sorduğumda bence sen Kaş'a git dedi. Yani orası tam sana göre bir yer falan dedi. Hiç Kaş'a gelmemiştim yani bir kere tabii ki önünden geçmiştiğimiz içinden geçmiştiğimiz vardı. Geldim tatile burada gördüm çok sevdim 6 ay sonra yerleştim. Ne kadar da güzel yaptın. Tabii ki ben her Kaş'a gittiğimde ki her sene giderim mutlaka.
Batu'yla beraber bir buluşuruz, bir denize gireriz. Hatta böyle gerek olursa da bir iki bir şey çalarız sağda solda. Evet. Hatta böyle bir sahneyi bizim bir tek parça çalacağız deyip 20 dakikalık bir program yapmıştığımız var iki yaz önce. Yani bu da tabii hani beğenildi de kaldık. Tabii şimdi onu da belirtelim yani. Hani biz zorla kendimizi falan diye böyle uzatıp. Keşke videomuz olsaydı da yani buraya koyabilseydik. Neyi? Ha video mu? Var canım koyarım onu. Son olarak yani çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için ama bir asıl bence çok önemli bir şey var sormak istediğim. Sence yeni başlayan veyahut da yolu devam eden insanlara tavsiye edeceğin 3 temel önemli öğüt ne olur? Pratik, sabır, dirayet yani bu bir de özveri aldı arkasından ve kendini geliştirmesi lazım. 3'ten 5'e çıktım ama yani kendini sürekli yenilemek, sürekli pratik yapmak, çalışmak gerekiyor aslında. Araştırma yapacaksın. Her sene teknoloji değişiyor. Ama yetenek sadece yetenek yeterli değil. Dolayısıyla başarının altında yani bu tavsiyenin altında kendini geliştirme maddesinde zaten onun altına ekleyebileceğim maddeler olabilir bunlar. Çok teşekkür ederim Batu zamanın için. Kaşta mutluluklar diliyorum sana. Biraz da... Teşekkürler. Umarım bu yaz gene görüşürüz. Umarım benim de zaten biliyorsun en büyük isteğim her seferinde gelmek ve orada seni görmek, sizleri görmek yani. Zaman için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çalışmaların da başarıların devamını diliyorum. Canım çok benim. Sağ ol. Çok iyi işler yapmaya devam ediyorsun. Umarım bizim de tekrar çalışma fırsatımız olur. Ben de öyle umarım. Ben de fırsat verdiğin için tekrar teşekkür ederim. En azından kendine deneyimi aktarabilecek bir şey oldu. Şans yarattın bana. Çok sağ ol. Büyük zevkti. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Sen de.